zamanki yerde. Her zamanki güzel değil mi? Neredeyim? Menderes'teyiz. Menderes Tekeriköy'ünde. Çıkamıyoruz buradan. Bir şeyin, beyefendinin, abinin arazisi. İzin aldık, sağ olsun müsaade etti bize. Burada çekim yaptık. Az ileride papatya tarla. Resmen değil mi Ersin? Güzel olmuş. Aynen, harika olmuş ya. Aynen, harika. Bu arada Ersin, sana da selamlar. Herkese merhabalar. Fobia'ydı değil mi Ersin'im? Fobia. Kusura bakma Ersin'im. Yabancı kelimeleri çok böyle dilim dönmüyor. Yabancı değil gerçi de. Fobia prodüksiyon firmasının sahibi Ersin Çalışkan kardeşimin bize verdiği desteklerden ve sabırdan dolayı ayrıca teşekkür ederim kendisine. Eyvallah kardeşim. Cansın sen de. Bir mukavele. Güzel bir çekim oldu. Aracın gerçekten drone çekimleri harika oldu. Ersin sabırla, bugün de hava sıcaktı gerçi. 30 dereceyi buldu ama ona rağmen güzel bir çekim oldu. Bu aracımız da çok güzel bir araç oldu. Sıfır bir araç. Bu arada az önce Enes'ten de biz kampanyalarımızdan bahsediyorduk ama neydi Enes? Şeyde, karavanda en önemli iki şey? Elektrik enerjisinin bitmesi. Sen daha elektriksiz az kalmışsın. Demek ki baban senin arabalara aküyü balı koyuyor ki sen çok şey yapmıyorsun. Elektriksiz kalmamışsın o kadar bilgisayar kullanmalarına rağmen. Elektrik, bir de neydi oğlum? Su, en önemlisi su. Ablanla beraber Gökçetepe Tabiat Parkı'nda su taşıdığınız gün hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Nasıldı o? Anlatsana sen Enes. Ya, nasıl yaşamıştık onu? Duş aldı de, aldım, ben su bitti. Duş aldı ya. Hayır, aldık ya Deniz'den sonra. He, evet. Ya ben nereden bileyim, ama evdeki gibi değilmiş. Senin böyle 3 saniye sürüyor ama senin duş alma süren yaklaşık yarım saati geçmişti. Ya şimdi bir anda karavana geçince... Çılgınlar gibi düşüyor. Aynen. Sonra? Sonra su kesilince öyle... Hidroforun bağırdığını duydun. Sonra? Damacanlarla su taşıdık. Ben uyarmıştım o değil mi? Nereden taşıdın suyu? Gökçetepe'de işte ablamla beraber. Yukarıdan taşıdınız değil mi? Ablamla beraber. Çeke çeke getirdiğiniz suları. Evet, ben uyarmıştım dedim. Enes bak, oğlum suyu idareli kullanalım. Doğadaki kaynakları tüketmeyelim. Buna çok özen gösterelim. Gereksiz fuzuli olan her şeye müsriflik yapmayacağız değil mi? Çok kişi bizden daha iyi karavancıdır var ya. Daha iyi biliyordur. Bizim karavanımız yok. Ne diyoruz oğlum müşterilerimize araçları teslim ederken? Yani hani soruyorlar ya bize genelde ne kadar suyumuz gider ya da ne kadar enerjimiz gider diye. Denemeden bilemezsin. Denemeden bilemezsin. Çünkü kişinin kullanımı değişiyor. Herkesin elektrik, su tüketimleri farklı farklı olduğu için değişiyor. Ama özetle her zaman ne diyoruz oğlum? İlk karavan kullanıcısı bir elektriksiz ve bir kere susuz kaldığı zaman kendi şeyini oluşturuyor. Oluşturuyor değil mi? Profilini oluşturuyor yani ne kadar gittiğini değil mi Ersin? Kusura bakmayın, sohbet biraz farkında olmadan uzatmış olabilirim. Onu geçmek için zaten videoların barı var artık. Yani zaman çizelgesinden ilerletebilirsiniz neyi almak istiyorsanız. Anlatım veya kapanış olarak. Evet. Ya şeydi böyle hani biz de anılarımızdan birkaç şey paylaşmak istedik. Karavan deneyimimizden birkaç şey paylaşmak istedik. Çünkü gerçekten ülkemizde karavan sektörü büyüyor. Karavancılar çoğalıyor. Araçlar çoğalıyor. Bununla beraber çok güzel şeyler yaşanıyor. Fakat bununla beraber olumsuzluklar da var. Yani halen yeteri kadar karavan parkı yok. Karavanlarımızın özellikle atık çöplerini, atık tanklarını boşaltacağı şeyler yok. Gerekli olan, yeterli olan yerler yok. Bunların tamamlanması lazım. Bu arada bir şey paylaşmak istiyorum. Bir bilgi yani. Daha önce benim Avrupa'da gözlemlediğim özellikle otoban üzerindeki benzinliklerin belli mesafede, aralıklarda olan benzinliklerde sadece karavan için ayrılmış bölümler vardı. Yani nedir? Otobanda gidiyorsunuz işte önünüze 5 kilometre sonra tankişler, otobanda benzinlik tabelası görüyoruz. Biz bunu ülkemizde de görüyoruz bu tabelayı ama bunların bazılarında karavan işareti vardı. Bu karavan işaretlerinin bazılarında hatta boşaltım işareti vardı. Keşke ülkemizde de en azından medyatik, malum isim vermeyeceğim, petrol istasyonları yapsa da keşke bu İstanbul'dan İzmir arası işte yaklaşık diyelim ki 650-700 kilometre bir mesafede hiç yoksa bu istasyonların belki 100'e yakın istasyonu var. Bunlardan en azından 2 veya 3 tanesini karavana göre dizayn etmiş olmuş olsa bunların içerisinde nedir? Bir karavan parkı belki 15 arabalık, 10 arabalık boşaltımını yapsın, suyunu doldursun, elektriğini bağlasın ve oraya bir süre koyulsun. Hani nedir? 10 saatten fazla kalmak uygun değildir. Çünkü arkadan gelen aracıda yer açılmasından dolayı karavancı nedir onun sloganı? Acelesi yoktur. Değil mi? Dilenerek gidecek karavancı. Acelesi olmadığından dolayı istirahatini yapacak orada. Makul belli bir ücretini ödeyip yoluna devam edecek. Keşke bunu petrol istasyonlarımız bir tanesi buna öncelik yapsa da örnek olsa. Çünkü bize çok fazla yabancı insanlar da geliyor. Yani İngiliz, Alman sorunlarından dolayı bize ulaşıyorlar sosyal medya üzerinden. Ve bunlardan müzdarip olduğunu belirtiyorlar ve bu bizim için de yani gerçek ama acı ama gerçek utanç verici bir durum oluyor. Çünkü diyemiyoruz yani yer gösteremiyoruz çünkü atının boşalmasını. Hadi o kısmı geçtik. Dediğim gibi her bir karavan majoratörlü olsun, kasetli olsun boşaltım yeri yok. Yani bu çok önemli bir durum. Hani bazı insanlar diyor ki ya biz yol boyundaki benzinliklere boşaltıyoruz. Fakat yol boyundaki benzinliklerin de şebeke bağlantısı yok. Fosfektik çukurunda kullanıldıkları için yine doğaya gidiyor. Yani bunun bir an önce en önemli konu benim gördüğüm, tabii ki daha çok önemli konularda var ama bu atıklarımızın toplanabileceği yerel belediyeler olsun, bu benzinlikler olsun bunlara bir çeki düzen vermek lazım. Çünkü her gün mikrop saçılmaya devam ediyor. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum, araç tanıtımına geçmek istiyorum. Böyle aklıma geldi, bunu da paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederim. Hazırsak geçelim Ersin araç tanıtımına. Peki, eyvallah. Hadi eyvallah. Evet, araç tanıtımına geçtik. Bugün en kaçıydı Enes? Bugün ayın 2022. 2022 çok severim. Bugün ayın 22. Bugün ayın 2022. 15 ya. 15 2022. Aynen. Tamam. Nisan ayı 2022. Menderes Tekeli'den bu kaydı oluşturuyoruz. Aracımız Mercedes Sprinter, ekstra uzun bir şase, Alman plakalı ve sıfır, çok güzel bir araç. Araç sahibi sağ olsun bize güvendi, aracını bıraktı. Biz de aracı bitirdik. Araç kısmetse Zihni Bey. Araç kısmetse hafta içi Almanya yerine Stuttgart'ta yanılmıyorsam devam edecek. Araç Elen 3 serisi. Elen 3 serisi bizim aslında 2019 yılında ilk karavan fuarına yaptığımız bir araçtı. O da Mercedes Sprinter'a yaptığım bir araçtı. Dışı çok renkli bir araçtı boyasıyla beraber ilk yükseltmesi. Elen 3 asansöre taklı modelimiz bizim. Yani şu denebilir hemen ya Elen 6'ya da asansör deniliyor ama Elen 3'ün farkı model fark etmiyor. Tavanını şöyle uzaktan göreceğiz, içeriden gözlemleyeceğiz. Bu araçların metreküpleri tamam fazla, ekstra uzun, 16-17 metreküp olmasına rağmen tavan kısmı alçaktır. Yani bir 17 metreküp yüksek tavan Ducato'lar kadar yüksek değildir. Hal böyle olunca bunların bizim yatağımızın 10 santim sünger, 10 santimde yatak payı olduğu zaman totalde 20 santim bir toplamda bir kod farkı oluyor. Bu kod farkı da içerideki yüksekliğimizi 20 santim daha alçaltıyor. Biz de bunu engellemek için tavanı ne yaptık? 2019 yılında pardon, ilk fuara çıkarttığımız araçta, CNR'deki ilk fuara çıkarttığımız araçta, sergilediğimiz araçtaki gibi kesip yükseltiyoruz. Yani kartuş gibi yatak içerisine giriyor. İçeri girdiğimiz zaman yatak hiç belli olmuyor. Bu serilere, bu üretimini yaptığımız Sprinter olsun, Ford var şimdi Enes değil mi? Ford var. Kırmızı araba. Aynen. Orhan merhaba. Şey. Orhan sana merhaba buradan. Kırmızı Orhan. Abi yakında ya. Her şeyi yazıyorsun. Evet, Orhan'ın arabası geç kaldı. Evet, bayağı geç kaldı. Aytekin Enes'e de burada. Aynen. Aytekin Enes abimiz, ona da Aytekin abi sana da selamlar, saygılar. Bir de Koray Battal Bey. Koray Battal Bey. Bu saydığımız 3 arabanın tavanı da kesilip yükseltildi. Yani Aytekin'in beyin aracı 15 metreküp. O da ilk defa çıkacak zaten yayına yakında. 15 metreküp, bir de Alman plakalı var yine 15 metreküp. Tavanı kesilip bu şekilde Elen 3 serisi olarak gelecek yani karşınıza. Ford var, Transit, yeni kasa, bir önceki kasası da Koray Beylerin, o da kesilip yükseltildi. Bunların toplamda hepsinin serisi ne oğlum? Elen 3. Elen 3. Neden? Elen 3 çünkü oluyor. Asansöre taktı fakat tavanları kesilip yükseltildiği için. Yani karışıklık olmasın diye bunlara biz Elen 3 serisi verdik. Onlar da ilk defa Fiat Ducato yapıyoruz. Yani Elen 3 serisinden 7 tane var, 7'si de Mercedes Sprinter ama onlar da Fiat Ducato'da olacak. Evet artık. Fiat Ducato var, Ford var yine 2 tane Ford geliyor. Bu seriler de artık şeye katılacak, bizim Elen 3 olarak katılacak, bizim arşivimizde yerlerini alacaklar. Bu aracı biz tanıtımıza geçelim isterseniz. Bu araçta 3 adet 50'ye 90 berhimi camımız var, kamera sistemimiz var. Bu araç ekstra uzun, bu araca bu tentimiz bizim 4 metre, 4 metre 2,5 metre açılımlı ama biz daha önce tecrübe ettik. Mesela 5 metrelik tentelerde, 4,5-5 metrelik tentelerde kapanırken sorun yaşanabiliyor. Yani 4 metrelik bir tente araç uzun da olsa kafi geliyor. Ben bunu size tavsiye ederim. Araçta yine Truma'nın şöyle dış gaz servis çıkışı var. Bu dışarıda hani işte et, mangal türü, balık türü şeylerimizi tavada tava yaparken koku içeriye yansıtmasın diye dışarıda barbekü olarak veya barbekü gibi de kullanabiliriz. Isınma olarak da kullanabiliriz. Su dolu ağzımız, elektrik fişimiz, işte tentemizin destek ayakları. Ortam aydınlatıcısı. Ortam aydınlatıcısı. Evet Enes, bravo alına. Bu araçta ilk defa bu araca uyguladığımız çok da güzel bir özellik var. Bu akıllı karavan otomasyon sistemi. Bunu otomasyon Sistem isminde Necip Bey sağ olsun bize destek verdi. Daha önce hazırlamışlardı. İlk defa bu araçta denedik. Çok memnun kaldım ben. Çok tavsiye edeceğim bir ürün. En azından Türk mühendislerin, Türk yazılımı ile yapılan bir sistem ve karavan içine gerçekten ne istediğimizi bilip ona göre tasarlanmış bir sistem. İçeride bunu detaylı olarak anlatacağım. Bu araç Almanya aracı olduğu için müşteri bizden bunun Almanca menülü olmasını istedi. Dolayısıyla menüleri geçişlerde belki biraz böyle aksayabilirim ama en azından genel olarak anlatımını yapacağım. Aynı zamanda sistemi cep telefonumuza yükleyeceğimiz mobil aplikasyon yazılımı sayesinden de cep telefonumuza da kontrol edebileceğiz. Yani örnek veriyorum, işte yatak tarafındayız, kalkıp ekrandan kapatmak yerine cep telefonumuzdan da artık bunları kontrol edebileceğiz sistemi. Güzel bir sistem. Çok veya sürekli soruyorlardı, aklıma geldi pardon. Asansör tağın güvenliğini soruyorlardı. Yani asansör tağı telefondan kontrol edebileceğiz. Hani çocuklar güvenlik açısından. Biz onu şöyle açtık. Çocuklarımızla aramızı çok iyi tutuyoruz. Asansör tağın güvenliği için. Yani biz uyurken asansör takla oynamasını engellemek için. Yani çocuğumuzun ne istediğini bir anlıyoruz ve bunu biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Var mı Enes bu sırada bir talebi? O yüzden çocukları asansör tağı tutturacaksınız. Aşağıda siz yatacaksınız. Evet, yeni bir şey daha öğrendik. Yani asansör tağı çocuklara alacağız ki daha güvende olacağız. Ya bu işin esprisi, asansör taklarımız bizim şu ana kadar yani en azından videolarda zaten 40'a yakın var üretimini yaptığımız. Bir o kadar da şey var, yine videoların çekemediklerimiz var. Çok şükür şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tabii bu da sonuçta bir mekanik sistemdir. Yani kullanım şartlarına uyulduğu sürece bir sorun olmayacaktır. Tabii ki yine bakım onarım için zaman zaman bize gelmelerinde fayda var, kontrol etmemizde fayda var. Ama şu ana kadar çok şükür öyle ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Asansör sistem çok beğenildi, çok tercih edildi. Şu anda elimizde bayağı bir araç sayısı var. Bunların neredeyse çoğusu asansör yatak olarak hep anlaşılan, yapılacak olan araçlar. Hatta standart model yapıyor musunuz diye bazen soruyorlar. Evet, aynen, bazen bize bu soru da geliyor. Yani müşterilerimiz sağ olsun, misafirlerimiz gelip araçları hep asansörlü görünce, hatta geçen olmuştu, evet onu yaşadık, yani en sonu söylüyor. Şey demişti misafirimiz, asansör şey aman, standart model araç yapabiliyor musunuz? Bu kabiliyete sahip misiniz diye. Yani bu bizi biraz garipsetmişti çünkü hep çalışmalarımız işte retro serisi, asansör yataklı modeller, farklı modeller, farklı araçlar olunca tabii o da öyle düşünmüş olabilir ama bizim için yani as standart model beğenilen bir modeldir. Çok tecrübeli olduğumuza inandığımız modeldir. Zaten şu anki şeyde yayında olan bir araç standart modeldir. Ama hatta aklıma geldi. Bir kere asansör tağı o kadar fazla yapmıştık ki asansör tağı göstermeyi unutmuştuk. Videonda evet, yorumda almıştık. 21. Yani. Üretim Elen 6 serisi, izleyebilirsiniz. Evet, yani şeydi, oraya bir sağ olsun bir yorum yapan arkadaş şey demişti, asansör yatak başlıklı ilanınız ama yatak yok. Yatak yok, yatak gösterin demiş. Yani o kadar çok bizim için sıradan olmuş ki o asansör yatak, unutmuşuz, evde aklımıza geldi. Ya videoyu izledik de eksik, yani hissetmedim ben, yorumlardan sonra gördük. Evet. Araçlarda demin de bahsettiğim gibi her yaptığımız araç bize artı bir tecrübe katıyor, bir deneyim katıyor. Özellikle Avrupa araçlarda ve sıfır bir araçta çalışmak bize artı bir daha bir şey yapıyor. Azimli çalışmamıza sebep oluyor. Çünkü bu araç Avrupa yollarında yol yapacak, Avrupa'daki kamplara girecek ve %100 Türk imalatı, Türk ustalarımızın emeği olan bir araçlar. Yani gerçekten bizim ustalarımız çok kabiliyetliler, çok sanatkarlar. Ama ne yazık ki meslekler, tüm meslekler olduğu gibi sanatkarlığımız da azalmaya başladı. Yeni jenerasyon yetişmiyor. İşte o yüzden ben Enes'in özellikle, yani elimden geldiğince Enes ve Enes emsali gene bir iki arkadaşımız, genç arkadaşımız yetiştirmeye çalışıyorum. Sağ olsun burada Nefi Ulus beyefendiye, hocama teknik lisede, ona çok selamı, saygımı iletiyorum. O çok emek veriyor. Öğrencileri karavan imalatı üzerine yetiştirmeye çalışıyor, yetiştiriyor daha doğrusu. Mücadele ediyor. Çok onur verici, gurur verici bir durum. Bir şey bu. Kendisini buradan ayrıca selam ve saygıyla iletiyorum. Tamam. Aracın arka tarafından devam edelim tanıtımına. Aracın arka orijinal kapakları üzerine, yanlış hatırlamıyorsam 45'e 45 2 adet karavan camı kullandık yine, sineklikli perdeli. Aracın kendi orijinal geri vites kamerası vardı ama bizim kendi yaptığımız 4, her zaman anlattığımız videolardaki kameranın bir tanesinde o yuvaya, aracın kendi kamerasının yuvasının üzerine entegre ettik. Çift kamera olmuş oldu. Yani bir tanesi geri görüş kamerası, diğeri de hem geri görüş ikinci ilave hem de emniyet kamerası olarak da kullanılabilir. Kayıt özellikle. Evet. Şöyle aracı açalım kapağını. Dikkat et kapıya kadar. Şöyle iki tarafını açalım kapakları. Aracımızda invertörü görüldüğü gibi arka tarafa yerleştirdik. Bu 1000 watt tam sünüsü bir invertör. Maksimum 1200 watt'tır. Bu invertör dışarıdan dahili 220 volt aldığımız zaman akülerimiz hem doldurma özelliğine sahiptir. Hem de ihtiyaç olduğu zaman araçta notebook vesaire 1000 watt'a kadar kullanabileceğimiz ürünlerin 220 olarak desteklemeye sağlayan cihazdır. 12 volt bizim akülerimizden ana enerjisini alır. 220'ye çevirir. İnvertör dediğimiz dönüşümü yapar. 220'ye fişi olarak dağılımı yapar. Hemen altında aracımızda 325 watt mono bir güneş panelimiz var. Onu karşılayan 30 amper değerinde Victron MPPT özellikli bir şarj cihazımız var. Çok güzel bir şarj cihazıdır. Öneririm bu markaya bu ürünü. Hemen altında da yine Smart DC to DC yani aracın aküsünden bizim solar akülerimizi destekleyen bir şarj cihazı. Saatte 18 amper değerindedir. Bunu gözlemliyorum, görüyorum bazen işte bir şalterle veyahut da böyle çok ucuz bir röleyle yapılabiliyor bu işler. Kullanılabiliyor. Yani yaptım ettim kullanıyorum ben bak falan diye görüyorum zaman zaman. Bence o çok uygun değil çünkü belli bir zaman sonra akülerimizi bozabiliyor bu sistem. Aracın alternatörüne zarar verebiliyor. Neden denirse çünkü aracımızın aküsü asitli bir aküdür. Bizim kullandığımız AGM olabiliyor, lityum olabiliyor veyahut da jel akü olabiliyor. Yani 3 tane değişik aküyü kullanabiliyoruz. Mesela Victron. Bu araçta o marka özellik olarak ben bahsettiğim özellikler de olumlu akünün. Bu araçta ne var? AGM 90 amper 2 tane Victron AGM var. Ama dediğim gibi bu cihazın üzerinden akü seçeneği yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. Yani benim akülerim, örnek veriyorum oradan bana enerji geldi ama benim akülerim AGM veyahut da lityum diye seçenekleri var. Seçeneği seçtiğimiz zaman şunu yapıyor bu cihaz. Aynı zamanda araçtan aldığı enerjiyi akümüzü bozmadan doğru akım değerinde ve doğru değerde, doğru özellikte iletmeyi sağlıyor. Fakat bunu bir şalterle yaptığımız zaman bu şalter aracın alternatörüne zarar veriyor ve aynı zamanda bu cihaz şeyi kontrol ediyor. Aracın aküsü boş ise önce onu dolduruyor, sonra arkadaki solar sistemdeki enerjiyi doldurmaya başlıyor. 18 amper, bunun 30 amper değeri olanı da var fakat ben akülerimize birdenbire yüklenmesini istemiyorum. Nasıl olsa zamanımız var. Araç hareket ettiği zaman saatte 18 amper değerinde hem solardan hem araç hareket ettiği zaman oradan yükleyeceği için, iki yerden yükleme yapabileceği için 18 amper olarak tercih ettim. Bunu tercih ediyorum araçlarda genelde. Ama dediğim gibi dışarıdan da şarj aldığı zaman yani aracımızda 3 tane şarj sistemi var. 220 volt panelden, solar panelden ve araçtan. Bunların hepsi şarj cihazlarıdır. Burada DC özellikli, AC değil de DC özellikli bizim sigortalarımız vardır. Bunlar ev sigortası gibi görünse de DC özelliğidir. Bunlar doğru olan sigortalardır. Çünkü ve doğru amperdedirler. Yani bizim panelimizin amper değerine göre yapılmış şeylerdir, sigortalardır. Bir tanesi dışarıdan dahili giren 220'yi karşılar, bir tanesi panelden geleni karşılar, bir tanesi de akülerdeki ana ceyranımızı panele ileten şalterdir. Bunları kontrol eder. Hemen yanındaki bizim ortam ısıtıcımızın sigortalarıdır. Kolay ulaşım olmasını istediğimiz için daha böyle kolay yere ilettik, onu bağladık. Tentemizin destek ayağı. Şurada bir emniyet kemeri sistemi yaptık. Bu emniyet kemeri sistemi karkas olarak arkada 2 kişi en azından emniyet kemerli olarak zemine bağladık. Arkada anlatacağım bir şey yok benim Enes. İstersen kapıları kapatalım, yan tarafa doğru geçelim Ersin. Tamam. Şimdi ısıtıcımızın ismi neydi Enes? Will. Will İngiliz malı yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam onu tırnak içine alalım. Tırnak içine alalım, açık kapı bırakalım çünkü İngiliz diye biliyorum ben onu. Will çok güzel bir ısıtıcı. Yani Truma, Boyle da güzel bir ısıtıcı. Bu ürün de yeni girdi piyasaya. Benim beğendiğim ürünlerden birisi, tavsiye edebileceğim ürünlerden. Bu ürün gazlı bir ısıtıcıdır. Aynı zamanda kamp alanlarında 220 volta ulaşabildiğimiz zaman elektrikle ısıtabilme özelliği de var. Bu aynı özellik Truma'da da var tabii ki, Boyler'de de var, bu üründe de var. Yani bunu hem gazlı hem elektrik olarak kullanabiliyoruz. Hemen yan tarafında sıcak, soğuk kullanılabilir özellikle dış duşumuz var. Kilitli. Kilitli, aynen kapağı kilitli. Bu ürün de çok güzel bir ürün. Kapaklı kilitli olduğu için. Şöyle... Üst taraftan bahsetmiştim öbür taraftan, üst yükseltiden. Burada daha net görünüyor bu üst yükselti. Çünkü çadır yok, bizim tentimiz yok ön tarafında. Şöyle burun kısmından doğru böyle bir rüzgar yolu yaptı ki bu şey yapmasın, ses yapmasın, aracın aerodinamiğini etkilemesin diye arkadaki yapısıyla beraber. Yani bir klima gibi görüntüsü var ama gerçekten çok işlevsel bir şey oldu, çalışma oldu. 2019 yılında yaptık ama demek ki şey böyle işlevsel olduğu için tercih ediliyor. Ben de çok beğendiğim bir çalışma zaten. Hemen Enes'in yanında arkasında olan bizim buzdolabımızın havalandırması. Hemen buradan buzdolabının motoruna da ulaşabiliyoruz kolay bir şekilde. Bu kapak çıkıyor. Şu anda kışlık kapağı içerisinde yazlık ve kışlık kapaklıdır. Dometic'tir. Dometic markadır. Thetford'un C223 serisi kasetli tuvalet. Evet. Kaç litre? 19 litredir bu. 19 litre. Evet, şöyle kasetli dediğimiz şöyle buradan çıkartırız. Yani buradan. Bunu taharat musluğu yok bu tuvaletlerin. Taharat musluğu bağlıyoruz bu tuvaletlere. Taharat musluğu da kullanılabiliyor. Buna emin değilim bağlanıp bağlanmadığını. Yine aracın ön minderleri de yapıldı. Onları diğer taraftan gösterebiliriz. Bu taraftan atacaklarım benim bu kadar. Evet Ersin. Aracımızın ön iki koltuğunu da kapladık. Burada aracın orijinal ikili koltuğu vardı. Onun yerine tekli yine Mercedes koltuğu geldi ve yüzleri değişti, kaplandı. Logolarımızla beraber. Bu bahsettiğim gibi araç sıfır bir araç. Güzel bir torkluya sahip. Yine bizim yaptığımız kamera sistemi orada. Dikiz aynasının olduğu konumda. Girişte bizi bir sürgülü kapı basamağı karşılıyor. Bu sürgülü kapı basamağını neydi? Cep telefonuna indirdiğimiz program ama şu anda onu şey yapmadık, indirmedik. Benim cep telefonuma indik vaziyeti değil, usta indirmişti. Araç sahibine yönlendirdik bir de onu. Cep telefonundan ve içerideki kontrol panelinden şey yapabiliyoruz, açıp kapatabiliyoruz. Anahtarlar. Anahtarı orada daha doğrusu. Evet, aracın içerisine doğru geçelim isterseniz, buyurun. Deniz, az oldu, müsaade et. Hemen girişteki çalışmalardan başlayalım. Burada bizi bir 75'e yaklaşık 1.15 gibi banyo karşılıyor ölçüsü. Mercedes Sprinter'larda 75, Ducato'larda PSI grubunda 80 yapıyoruz. Yine C223 serisi tuvalet kasetli. Dokunmatik ekranlı bir ışıklandırmamız, fanlı bir hekimiz 28'e 28. Aynı zamanda şöyle enerjisi buradan kapalı olduğu için fanı hareket ettiremedim. Oradan enerji açacağız. Yine burada bizim dolabımız, banyo dolabımız. Banyo dolabımızın alt tezgahları, duşumuz ve aynı zamanda lavabomuzun bataryası. Bunu artık ayrı yapmaya başladık. Ayaklarımızın ıslanmaması için, çünkü yerde meyilden dolayı her zaman su gitmeyebiliyor. Şöyle bir ahşaptan bir karkas yaptık. Bu da renklendirilecek. Tam olarak kalmış. Hemen yardımcı masa. Yardımcı masamızı görelim. Şöyle bir yardımcı masamız var, gayet sağlam. Mutfağımızda Thetford ikili bir ocağımız var. Çok güzel bir ocaktır. Bu camlıdır, cam özelliklidir. Kapağı ve iç gövdesi yuvası. İki gözlü. İki gözlü, evet. Bizim evimizin musluğu, ispraylı. Bunu alıp dışarıda da yine şunun yukarıda kullanılabilir, dış düşün haricinde. Yine alt tarafta dolaplarımız. Hemen dolabımızın yanında şurada yine tüp yerimiz, yuvası altı havalandırmalı tabii ki. Dış menfeze göre bağlı. Yine dolabımız şöyle. Şurada 3 tane çekmecemiz. Enes, ben çekelim mi yapalım? Gel baba. 3 tane çekmecemiz. Thetford gazlı fırınımız. Gazdan çalışır, elektrikten değildir. Ateşleyicisi evet şöyle, şu anda gaz bağlı olmadığı için çalışmayacak. Çalıştırmayacağım zaten. Gazlı güzel bir fırındır. Hemen altında Ankastre bizim oluşturduğumuz bir buzdolabımız. 12 volt. 220 litre. 230 litre. 20 değil mi ya? Değil. Şöyle bir dolabımız, saklama alanlarımız. Büyük bir saklama alanımız yine. Yine mutfak üstünde dolaplarımız, içlerinde aracın belgeleri vesairesinin bulunduğu bir şey. Fırının tepsisi buradaymış. Dolaplarımız böyle baştan sona kadar gider, döner, bu taraftan tekrar dönüş yapar. Yine dolaplarımız. Dışarıda bahsettiğim benim Elen 3 özelliği buydu işte. Yani tavanımızın, şu anda üstünde yatak olmasına rağmen tavanımızın kesintisiz devam etmesi. Normalde eğer biz bunu yapmamış olsaydık 20 santim bir kot farkı olacaktı. 20 santimle yaklaşık şu kadar mesafe olacaktı. Yani ben buraya girerken şöyle eğilerek girmiş olacaktım. Ama şimdi gördüğü gibi çok rahat girebiliyorum. Şu alan büyük bir alan var burada. Bu alan 2 metre. 2 metre bırakıyoruz genelde. 2 metreye Mercedes'lerde zaten 1.77 gibi ölçü çıkıyor. Muhtemelen yine 1.77, 1.75 gibi bir ölçü var burada elinde. Evet. Şunu ustalarım şöyle yanlardan çıtalarını bağlayacak yarın. Şöyle kalacak. Sırt minderlerini eklediğimiz zaman aynı zamanda yatak oluyor. Arka tarafta 220 inverter'e bağlı fiş yuvamız, harita veya kitap okuma lambamız. Hemen sağ tarafta bizim su ısıtıcımızın elektrikli veyahut da gazlı kullanılabilme özelliğine sahip olan anahtarı. Hemen onun bir altında ortam ısıtıcısı. Onun bir altında da USB kullanabileceğimiz yuvamız var. Arka tarafta camlarımız var, yan tarafta camlarımız var bahsettiğim gibi. Evet, bu araçta dışarıda bahsettiğim kontrol kumanda panelimiz yine. Almanca olduğu için bazı şeyleri tam anlatamayabilirim. Out, dışarının sıcaklığı, içerinin sıcaklığı. Şuradan ışıklarımızı kapatabiliyoruz. Şöyle. Bunu cep telefonundan da kontrol edebiliyoruz. Zaten röle sesleri geliyor. Şu anda hepsini açayım ben. Ev konumundan geldiğimiz zaman şuradan neydi, ben şöyle rastgele basayım. Bizim tanklarımızın doluluk oranını gösteriyor. Bu arada iki tane tank var. Bir temiz suyu. Sol taraftaki temiz suyun doluluk oranını gösteriyor. Sağ tarafta atık tankı. Bunda benim çok hoşuma giden güzel bir işlevsel şey var, özellik var. Şu mesela Wasserpumpe dediğimiz bizim hidroforumuzu kapatıyor. Şu anda hidroforumuz kapalı. Hidroforumuzu açtık. Şuradaki ibre boşu, yani kırmızıların en sondakine geldiği zaman otomatikman bizim hidroforumuzu kapatıyor. Yani bu benim aslında hep böyle karavanlarda olmasını istediğim bir özellikti. Otomatikman bu ibre sona geldi mi şeyi okuyor bu. Suyun seviye şamandırasını okuyor. Suyun seviye şamandırası eğer su dipte komutunu buraya göndermiş olduğunu gördüğü zaman sistem otomatikman hidroforu da kapatıyor. Hidrofor hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu hidroforu korumaya alıyor aslında. Çok güzel bir özellik. Aynı zamanda şuna gelelim. Bu oydu. Su sistemiydi. Evet, burada bir güzel özellik daha var. Sağ olsun otomasyon sistem çalışan mühendisleri arkadaşlar rica ettim. Bizim yatağımızı da buraya bağladık. Şu anda bakın mesela yatağımız çalışmaya başladı. Burada şunu ben onlardan rica ettim. Hani güvenliğe karşılık basılı tutma değil de elimi basma çekmeli değil de bir anahtar gibi basılı tuttuğum sürece yatağın inmesini istedim. Onlar da sağ olsunlar bunu yaptılar zaten. Yazılımda bir güncelleme yaptılar. Şöyle ben indireceğim. Evet, alttaki ufak minderlere kadar indi zaten. Minderlere kadar indi. Evet, minderlerden dolayı daha fazla indirmeyeceğim. Bu bizim bu seriyi sadece yatak olarak da kullanabiliyoruz. Yani şöyle yatak olarak daha doğrusu. Ranza değil de bunu tamamen aşağı, bir miktar daha aşağı inecek. Bunu tamamen yatak olarak da kullanabiliyoruz. Böyle büyük bir alan çıktı burada. Disko bir yatak yapıldı yine. Bu istersek şunu bir miktar daha yukarı doğru kaldırıp evet. Şöyle basılı tuttuğumuz sürece hareket edecektir. Örnek vereyim, şu seviye iki kişinin yatabileceği rahat bir alan. Aynı zamanda burası yatağa dönüştüğü zaman da bu alt kısmında ranza şeklinde kullanabileceği rahat bir alan olmuş oluyor. Ben şunu yukarı kaldırayım yatağımızı. Şöyle. Bunu dediğim gibi cep telefonunda kontrol edebiliyoruz bu sistemin tamamını. Aplikasyonla indirdiğimiz cep telefonlarından paralel olarak da kullanabiliyoruz. Kendisi durdu, limit switch'leri zaten sistem. İnvertörümüzü kapatabiliyoruz. Mesela şu anda ikaz sesini duyacağız. İnvertörü kapatacağım buradan. Evet, şu anda invertörümüz kapandı. Şu anda yatak çalışmaz zaten. Bakın. Yani yatağa çalış komutu versek bile çalışmaz. Aynı zamanda şunun ne olduğunu... şu neydi? Açıkçası Almanca olduğu için ben de bunların menünün tamamını ezberleyemedim. Türkçe olsa çok detaylı, çok güzel bir program aslında. Aynı zamanda bu cihazın duman, şurada Ersin hemen arkamda göstermeni isteyeceğim. Tavanda gördüğümüz duman dedektörü var. Bu duman dedektörü sayesinde aracın içerisinde oluşabilecek duman alarmını devreye sokuyor. Ve aynı zamanda gaz dedektörü. Gaz dedektörü de tüpün bağlı olduğu yere bağlıyoruz ki ilk kaçak yapacağı yer, en çok kaçak olacak, Allah korusun olacak yer orası olduğu için onu da tüpün bağlı olduğu yere bağladık. Bunda bir özellik daha vardı, o da istenirse ayrıca bir vanayla temiz su tankına kışın donmalarına karşı 3 derece gördüğü zaman otomatikman Silent Wife sayesinde su tankındaki suyu da boşaltıyor. Yani araçtaki su tesisatının olabilecek donmalara karşı etkilenmesini, zarar görmesini engellemek için yapan mühendis arkadaşlar sağ olsun böyle bir şey de güncellemişler, yapmışlar. O da var cihazın içerisinde. Dediğim gibi yeni bir cihaz. Bunu daha birkaç özelliği daha var. Aklımda kalanlar bunlardı benim. Necip kardeşim sağ olsun anlattıkları aklımda benim bu kaldı. Birkaç özelliği daha var. Bunun menüsü var çünkü. Menüsünü biz araç sahibine vereceğiz. Aynı zamanda cep telefonu programını indirecek, kullanabilecek. Yani talep edilen, müşterilerimizin talep ettiği araçlara bu cihazı bağlayabileceğiz. Çok işlevsel. Bence ithal ürünler de tamam güzel ama bu kadar donanımlı şey yok yani. İtalyan ürünlerde bu kadar donanımlı menülü bir çalışma yok. Çok çok özel Amerikan o büyük dev otobüslerde görüyoruz, belki bu kadar vardır ama gerçekten çok güzel. Ülkemizde karavan sektörü adına güzel gelişmeler de yaşanabiliyor. Başladı artık yani, birkaç ekipmanla yapılıyor. Şu anda aracımızın hem yatak olabilen ve oturma grubundayız. Burası görüldüğü gibi demin gösterdik, yatak olabiliyor. Yani yemek masası tek bir harekette aşağı iniyor. Yatak olurken olmadan önce de mesela burada karşılıklı 4 kişi çok rahat oturabiliyor ve bir kişi de burada görüldüğü gibi yani sohbet ederken bile yatabilir. Sabit bir yatağımız var her zaman. Bu çünkü bazen sorulabiliyor bize, hani biz konuşurken veya sohbet ederken birisi yatmak isterse ne yapılabilir diye. Yani burada en azından yatılabilir, kullanılabilir. Emniyet kemerli bağlandı. Evet, emniyet kemerli. Bizim Elen 6, Elen 3, Elen 4 hepsi bu şekilde, U şeklinde oturma grubu planlı olan modellerimizdir. Bu model, ben kendime karavan yapacak olsam bu modeli benim kendi tercihim. Tercih ederim çünkü en azından rahat, geniş bir oturma grubumuz var. Büyük bir yemek masamız var değil mi Enes? Aynen. Büyük bir yatağımız var. Ferah. Oldukça ferah. Aynı zamanda ihtiyaç olduğu zaman buyuralım. Renk seçimleri de güzel olunca daha da ışıl ışıl oluyor. Tabii onlarla beraber harmanlandı mı daha güzel bir şeyler ortaya çıkıyor değil mi oğlum? Aynen. Hemen duvarımızda bir televizyonumuz var. Bu televizyonumuzda uydu bağlı olmadığı için, şu anda no sinyal olduğunu gösteriyor. Evet, sinyal yok diyor. Ama bundan televizyondan USB ve HDMI çıkışı veriyoruz dışarıya. Oradan HDMI'ye bağlanabilecek bir televizyon akıllıya çevirebilirsiniz. Evet, aynı akıllıya çevrilebilir. Oradan dönüştürülebilir veya direkt akıllı televizyondan tercih edilebilir. Güzel bir araç. Sahibine güzel anılar biriktirmesi dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, söylüyorum. Benim söyleyeceklerim vardı ama sen Enes. Ayrıca doğal tasarımda, yani yukarıki doğal tasarımın U şeklinde oldu. Şu köşeler kapaklı oldu, bu sefer kapalı oldu. Hatırlarsanız geçen videoda ki izlemediyseniz izleyebilirsiniz yanlış hani butonundan. Evet, ben sözü Enes'e bırakıyorum. Şu anda ekranın sol köşesinde mobil aplikasyonu telefon üzerinden daha iyi görebiliyorsunuz. Az önce bahsetmiştik. Yani ulaşım, oradan kapatıp açacağımız şeyleri daha kolay halde yapabiliyoruz. Hem telefon üzerinden dil seçenekleri de var. Yani bu şekilde daha kolay ulaşabiliyoruz yapacağımız şeylere. Evet. Kapanışa geçiyor muyuz? Geçelim yavaşça. Var mı başka Ersin? Var mı hatırlatmanızı istediğim bir şey kardeşim? Gözün gözden kaçırdınız. İşte bizim bir hediye var abi. Abi o gözden kaçan bir şey değil ya. Yapacağım kardeşime, söz veriyorum. Güzel bir araç yapacağım. Tanıtımla beraber yapacağız. Tamam oldu. Evet. İlk üç bir şeyden bahsedeyim. Karavanın detaylı fotoğraflarını Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Web site adresimize bakabilirsiniz. Evet. Abone olmayı unutmayın, abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenebilirsiniz. Tam şu anda beğenebilirsiniz. Hatta beğenin. Araç hakkındaki fikirlerinizi, anlatım hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz çoğunluğunu. Fiyat konusuna da ufaktan bir deneyelim. Devlet sırrı mı diye soruyorlar yorumlarda. Ya fiyat konusu şimdi bize çok soruluyor yorumlarda, fiyat konusu. Bir kere biz araştırdık. Yani fiyatı rekabet kurulu mu diyeyim bilmiyorum. Ona benzer birkaç bir cümle bir yerde okumuştum. Kanundan etik değil yani bunu ben fiyat belirtmem. Ama bir de karavan, bizim standart paket fiyatlarımız var zaten. Bunu isteyenlere de WhatsApp üzerinden ulaştırabiliyoruz, mail gönderebiliyoruz. Aramanıza gerek yok. WhatsApp üzerinden bu soruyu bize yazarsanız fiyat öğrenmek istiyorum diye. Hemen oradan bizim bir listemiz var, bir paketimiz var bizim. Buradan da ulaştırabiliriz. Ama ortalama yani şu anda güncel fiyatlarımız bizim 13.500 Euro'dan standart paket fiyatımız var bizim. Yani bir standart modeli bu fiyatları bitirebiliyoruz. Fakat bizim firmamıza özgü demek istemiyorum da bizim firmamızın özelliklerinden bir tanesi olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü çok farklı bizim çalışmalarımız var. Yani bir Elen 6'nın, Elen 3'ün farklılığı var. Retro dediğimiz ahşabın, kullanılan malzemenin farklılıkları var. Yani o kadar çok detay var ki bir ortam ısıtıcısı bile şu koltukların altında görülmeyen, o kadar çok fiyatı etkileyen durumlar var ki. Yani bir jelekü işte bir marka, diğer markanın ürünü onun neredeyse 2 katı, bir şarj cihazı onun 2-3 katı olabiliyor. Yani ben bir fiyat vermek istemiyorum çünkü verdiğim zaman ya olumsuz, bizi incitecek, ustalarımızı incitecek yorumlar da alabiliyoruz. Bunu daha önce yaşadık. Onun için bunu devlet sırrı gibi değil de, ama dediğim gibi 13.500 Euro bizim standart paket fiyatımız var. Bunu belirteyim. Çok soruluyor bize. Ama dediğim gibi bu işte bir bagaj kapama, bir ithal tente veya farklı bir cins akü girdiği zaman bu fiyatlar değişebiliyor. Benim de önerilerim olabiliyor. Bize gelen insanlar birçoğusu tabii ki ne istediği biliyor. Bir listeyle geliyorlar, bir yazıyla geliyorlar ama ben de yani gördüklerimi diyorum ki yani şunu şöyle değil de böyle yapalım. Bu da fiyatı değiştirebiliyor. Çünkü sonrasında ya Zafer Bey neden bize bu söylenmedi veyahut da neden bize bundan bahsetmedi gibi durumlar oluşmaması için eğer diyorum bütçemiz uygunsa, çok zorlamayacaksa şu ürünü bizim listemizden çıkartıp bu ürünü eklediğimiz zaman veyahut da siz retro istiyorsanız yanlı duvarları işte lake boya çalışması olduğu zaman bunların fiyatları hep değişebiliyor. Yani o kadar çok böyle her şey fiyatı değiştirebiliyor ama dediğim gibi yine bir standart fiyatını verdim. Bu fiyata bir standart model bir araç, güzel bir araç yapılabiliyor. Yine her şey 12 volt olaraktan, yine karavan malzemesi olaraktan. Durum bu. Ben çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum herkese. Ayrıca şunu da soruyorlar. Asansör harita kendi bizim yaptırdığımız, başka bir firmaya yaptırdığımız araca takabilir misiniz? Veya ben bir araç yaptım, siz evet, onun üzerine asansör harita yapabilir misiniz? Tavanı kesip yükseltebilir misiniz diye sorular çok şey geliyor. Hatta günde 10-15 tane arama geliyor bunun hakkında. Bazen geliyor, evet. Aynen. Bunun hakkında da ufak bir açıklama yapmak istiyoruz. Asansör tak veya işte tavanın kesilip yükseltilmesi, lambeli tavan, bunlar Elen Karavan müşterilerinin özel ürünlerdir. Yani bunları herhangi bir başka bir tasarıma, başka bir firmanın yaptığı araçlarına yapamayız maalesef. Çünkü bu iş sadece asansör takla bitmiyor. Yani tasarım komple değişiyor. Tuvalet öne alınıyor, ölçüler değişiyor. Yani biz Elen Karavan kullanıcılarına özgü. Aynen, özgü. Yani aracı komple değiştirdiğimiz için maalesef bunu başka bir araca, yapılmış bir araca uygulamıyoruz. Uygulayamıyoruz. Aslında uygulamıyoruz. Yani uygulanabilir fakat çok değişkenlikler olacaktır ama dediğim gibi biz sıfırdan alıp bitirebileceğimiz, anlaştığımız araçları bunu yapıyoruz. O şekilde bir çalışmamız maalesef şu anlık yok. Görüşmek, buluşmak dileğiyle diyorum. Ben Zafer Urundaş. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you